Benim adım Galip Dursun, yazarım. Bilim kurgu filmleri gösteriyorum bir korku yazarı olarak. Genelde de karanlık bilim kurgu filmleri adı altında burada korku filmlerine falan yer veriyorum ya da kan revanı yüksek şeyler gösteriyoruz. Bunlar iyi filmler, hiç kötüsüne daha denk gelmedik. Belki bir iki tane izlemişizdir ama önemli değil. Bu 4 sezondur yapıyoruz bunu, 4 sene. Geçen sezonu kapanışında Mert'le beraber Interstellar konuşmuştuk. Çok keyifliydi benim açımdan da. Dedim ki ben 3 senedir insanlar bana maruz kalıp duruyorlar. Abuk subuk da benim çıkarımlarımı, işte aslında bu böyle demektir biliyorsunuz falan deyip daha sonra da internete düşmüş çıkarımlarımı dinleyip duruyorsunuz. Dedim ki bu 4. sezonda bir değişiklik yapayım. Çok saygı duydum ve sohbetinden inanılmaz keyif aldım. Abimi bir yerde Kutlukan'ı çağırdım. Tam çünkü Kutlukanlık bir film izleyeceğiz bugün. Sadece onun için değil, hepimiz için bence kıymetli bir film. Tartışmalı da film. Aslında bugün eğer bunu göstermeseydim Terminator'ı gösterecektim. Onu söylüyorum. 80'lerin tam ortasında böyle hafiften dünyanın karışık, Reagan döneminin falan böyle Thatcher'ın yükseldiği günlerde, hatta kasıp kavurduğu günlerde, öyle yükselme falan değil artık. Bilim kurgu mu, cyberpunk mı, toplum yapısı mı, nazizm mi, o mu bu mu, yok işgal mi ediliyoruz, yok aslında bireysel özgürlükler öyle mi böyle mi falan derken tuhaf tuhaf bilim kurgu filmleri çıkmıştı. Büyük bir kısmı da aslında video piyasasının kendi kendine planlanmadan gelişen şeylerini, DNA'sını taşıyordu. Bugün izleyeceğimiz film de RoboCop. Güçlü, büyük bütçeli, dönemine göre iyi bir stüdyo filmi. Önemli bir yönetmenin, Paul Verhoeven'in filmi. Ama içerisinde çok ilginç şeyler var. İzleyeceğimiz versiyon Director's Cut olacak. Biraz kanlı, biraz sert. Hem söyleminde hem efektlerinde biraz yoğun bir şey olabilir. Dediğim gibi 100 dakikalık bir film zaten. Filmin ardından da Kutlukan'la beraber hem film üzerine konuşacağız hem ondan sonra da hep birlikte bir sohbet ederiz diye düşünüyorum. Hem soru cevap gibi değil de hani sizlerin de katılımıyla beraber uzun uzun üzerine konuşuruz diye düşünüyorum. Hoş geldiniz. Hadi izleyelim. Çocukluğumuzun favorisi ya tabi yayınlandığı dönemde zaten sadece çocukluk açısından mı değil, acayip büyük ses getirmiş de bir şey çünkü o dönem öyle ya abi, oyuncakları var, çikolatası var, tam franchise'ın belki de en yüksek olduğu zamanlar herhalde. Bir proje yaparken birçok şeyi oradan öğrenebilirsiniz mesela iş yaparken. Bardağın üzerine basılacak, bu aynı zamanda film olacak, birilerinin kötüleri öldürecek. Çin'de bir yerde, Japonya'da böyle uğraş uğraş fabrikalarda birileri onun moldlarını hazırlıyor çünkü oyuncaklar da gelecek. Birileri kutularını yapıyor. O yüzden etrafınız çevrilmiş oluyor RoboCop'la. Kaçamıyorsunuz yani, öyle bir furya dedikleri şey oluyor. Herkesi de etkilemiş. Ben korku tarafından bakınca aklıma şey geliyor, benzer ne var dediğimizde. Televizyon biraz bok etmişti o işleri, sinema o kadar yükselemiyordu ama Addams Family mesela. 90-91 peş peşe geldi onlar iki film. Hatta Thanksgiving'de gelmişti galiba, 91 mi 92'de kimi? O mesela direkt öyleydi. Reklamlar, reklamlar, her taraf. Korkuda az tabii. Çünkü korkuda... Yatırım gerekiyor. Şimdi bir şeyin merchandise'ını, oyuncağını basınca ne olması gerekiyor? Bunun bir kahraman olması gerekiyor. Çocuklara satacaksın. Şimdi Freddy dizisi çekilene kadar en azından çocuklara kahraman diye satamazsın. Oradaki kahramanları düşünsen, onların da sona kalan kız oyuncağı diye bir şey olacağı pek mantıklı değil. Sonra kalan kız hikayesi zaten değil mi? 96'da formülize edildi falan bir neredeyse. Yok ya, yani 70'lerde adı belki o zaman kondu da ben 80'lerde şey hatırlıyorum. Üzerine çalışmalar yazılıyordu. Hatta güzel şeyler de vardı. Şimdi konudan çok sapmayalım ama doğru. Güzel saptamalar da vardı yani. Halloween'in şeyi, sevişmeyen kızın hayatta kalması hikayesi. Yani değil mi? 78 hatta televizyon. Hepsinin unisex isimlere sahip olması falan filan, o kızların çok ilginç şeyler vardı yani. Doğru mu aslında? İncelemeler vardı. Yani ama RoboCop'ta şöyle bir şey, sen kaçlıydın? 80'liyim ben. Kardeşim işte, kardeşim 80'li. Evet. Ve kardeşim için çok büyük bir meseleydi RoboCop. Tabii. Çünkü işte 87 bu, hadi 88'de gelse Türkiye'ye diye. Evet. O sırada çabuk geliyordu filmler artık ama. Yani 7-8 yaşında izliyor çocuk bunu. Yani işte RoboCop'un kendi oğlu gibi oradaki laser bir tabii benimsiyorsun kendini. İzliyor ya. Yani. Neredeyse böyle insan üstü bir becerilere sahip bir kahraman izliyorsun. Onunla özdeşleşiyorsun. İleride ben de böyle olabilirim ya da ne bileyim böyle bir dünyada yaşayacağız falan filan gibi. Ve çocuklar doğrudan kahraman olarak görüyordu. Ben onu hatırlıyorum. Yani mesela kardeşimi ben ikna edemedim filmin
aslında çizdiği dünyanın güzel bir dünya olmadığına falan. Tam bir yani. Abiymişsin ama orada. Ya direkt direkt yani. Şeyi bozuyor böyle. Orada RoboCop diye son derece böyle etkileyici, haşmetli bir şey var yani. Şimdi onun da birden tadını kaçırmanın belki anlamı yok 7-8 yaşında çocuğa dünyayı anlatmaya çalışıp ama neyse ben de çok uğraşmadım zaten ama sanıyorum. Ama karısından çocuğundan ayrı falan. Sanıyorum RoboCop 2'ye ya da 3'e sinemayı alıp ben götürmüştüm yani artık abilik şeylerini. Bu arada RoboCop ilginç bir şekilde devam filmleri de sağlam olanlardan. Mesela ben ikinci filmden bir sürü sahne hatırlıyorum dedim ama o sahne daha gelmedi dedim. Daha sonra fark ettim. Dedim, aa ikinci filmdeydi o. İşte yüzüme dokun sahnesi vardır ya tellerin arkasında, o barların arkasından. İşte hani tacize varan bir stalk etme hikayesi var. Arabayla eski karısının oturduğu yere gidiyor falan. Söyle. Devam filmleri de bayağı iyi. Hani sen üç deyince aklıma geldi. Tabii. O da bir başarı. Evet. Abi şöyleymiş, tam şeyi söyleyeyim ben size kronolojik olarak. 87'de bu çıkıyor, hemen 2-3 sene sonra 90'da bir ikinci film geliyor, kötü değil o da. Üçüncü film 91-93 arasında galiba. Daha sonra televizyon dizisi yapıyorlar. 93-95 arasında gibi. 98 civarında gene bir şeyler denemişler. 2001'de mini dizi geliyor, birer buçuk saatlik 4 tane. O arada bilgisayar oyunu var. Çizgi filmi var, değil mi? Çizgi roman, çizgi filmi var. İki tane denenmiş. Bir de Frank Miller'ın yazdığı çizgi romanlar var. İki üzerine. Şimdi ben onu ilk gördüğüm zaman şeyi karıştırmıştım. Dedim ki herhalde Frank Miller biliyorsun o genius böyle rahatsız bir adam. O dedim büyük ihtimalle yazdı bunu. İlk hikayeler çok İngiliz duruyor ama hani tip falan. Mesela George Strait'ten fırlamış gibi. Evet, çok benziyor. Dedim ki kesin Frank Miller falan bunu yazdı. Bunun haklarını aldılar. Yok değildi, senaryoymuş. Direkt senaryo olarak yazılmış. Hatta Neumayer bir tanesini yazamıyor. Frank Miller devreye giriyor orada. Yani senaryoda da. Şey, ama Frank zaten Judge Dredd'den dediğin gibi hani o kaskın çıkmaması, kendi kanununu uygulayan, kendi yasalarını uygulayan, yani bildiği şekilde yasaları uygulayan ve her tür suçun üstesinden gelebilen süper polis. Tam konsepti. Yani işte Judge Dredd'deki şeyin aynı. Biraz böyle distopik bir gelecek. Hı-hı. Aslında daha da hani yakın gelecek konuşmuştuk ya şeyden önce. Aslında daha da uzak bir gelecek düşünmüşler ilk başta ama sanıyorum prodüksiyon meselesi. Yani böyle Blade Runner'ımsı bir şey yapmalı ihtimalleri de varmış biraz. Yani biraz daha uzak bir gelecek. Fakat tabii 15 milyon mu ne bütçesi filmi? Yani aslında bayağı ucuz bir film. Aslında şeyi de bulmuşlar yani. O kompozörü falan da ayarlamışlar bence. Tam Blade Runner'da. Evet evet. Tam geliyormuş yani. Ama şey davası da önemli abi. Yani iletişim kuramıyorlar diyorlar. Mesela yapımcının ya da işte ne bileyim yönetmenin senden başka bir kreatif işin içine girdiğinde bir iki tane şey var. Çok insan hitap etsin istiyorlar. Ama ruhunu da kaybetmesin. O DNA'yı taşısın hala istiyorlar. Ama bir yandan da hani TJ Laser gibi lazer tabancalı bir RoboCop'a dönüşse mesela bir sürü insan ciddiye almazdı. Orada gerçekten 9 milimetrelik Beretta 93 R tabancadan bozma bir şey olmasın istiyorlar. Hatta Desert Eagle o şey olmasın demişler. Yani robot kıyafeti suit gelince küçük kalmış elinde. O parlak tabanca o şeymiş, onunmuş falan böyle. Niye? Çünkü makineler büyük olsun, insanlar küçük olsun. Evet, evet. O da o yürüyüşü falan da hani böyle o bile retro, anladın mı? O döneme göre eski, 50'lerde, 40'larda falan kalmış bir robot yürüyüş. Böyle bir mafsal bükülüyor. Adam bütün gövdesiyle dönüyor böyle zübük gibi falan. Öyle bir şey yok. Biraz steampunk havası var. İşte bir punk tarafı var ya zaten. Onu şey yapmaya çalışıyorum. Bak Detroit çok iyi fikir. Zaten aslında mayasında o var böyle. En altta o duruyor. Fakat Detroit'i çıkarsan RoboCop yaşardı. O nedenle Detroit'in üzerine çok gitmemişler filmin ilerleyen kısmında. Ben öyle düşünüyorum. Ama dediğim gibi en son dövüşte bile yukarıdan aşağı çelik parçaları döküyorlar. Ama biz bağlamı kaçırmışız. 1-1,5 saattir Detroit bir daha kullanılmadı. Ama ikinci filmde kullanılır mesela. Mayor falan gelir ya. Tabii. Direkt konuşuyorlar ya. Ben de Detroit konusunda bu arada katılıyorum. Yani bence Detroit'i anlatıyor film. Evet. Yani o Rust Belt dedikleri, pas kuşağı dedikleri 80'lerde bütün otomotiv endüstrisinin çökmesiyle oluşan ciddi nüfus kaybı, iş kaybı, tabii suç seviyesinin yükselmesi. Yani mesela çok konuşulan Beverly Hills Cop nereden geliyordu? Detroit'ten geliyor. Tabii çünkü Detroit'ten Beverly Hills'a geliyor. Yani Los Angeles var bir tarafta. Evet. Ama yani Baltimore'dan gelmiyor mesela, o da tabii ilginç. Tabii yani. Ama Detroit'in öyle bir o zaman bir şeyi olmuştu, kişiliği olmuştu. Evet. Tabii başka hakikaten endüstri tarihi açısından
Detroit dediğinizde çok dolu bir bagajla geliyorsunuz. Evet. Bir de Fail State hikayesini 80'lerde severek kullanıyorlar. Evet. Yani New York'ta mesela atıyorum Fail State durduğu zaman ama Detroit'teki gibi fabrika şeklinde ilerlemiyor. Hani metal ve işte mekanik olması, bir robotun işin içinde olması hani Detroit'te buluşuyor belki diyeceğim ama ben hala dediğimde kendi tarafımda ısrar ediyorum. Detroit'i en altına çok güzel yaydılar, kullandılar ama devam eden yerde Detroit'ten çıktı iş. Peki birkaç çok tane cyberpunk gittik. Çünkü. Bir iki şey daha ekleyeyim o zaman. Çünkü ben şey yaparken, yani izlerken hep bunlar ister istemez aklıma geliyor. Bir setting olarak dersek, bir fon olarak ya da mekanı oluşturan, çerçeveyi oluşturan şey olarak dersek zaten film biraz ucuz da bir film olması sebebiyle çok fazla bizi çok fazla dolaştırmıyor. Belli hisleri verecek yerlerde mesela o steel mill dedikleri terk edilmiş fabrika. Şey de güzel bir metafor yani. Ağır sanayi şeydir fabrikaları bu arada. Çelik çekilen yerler o steel mill dedikleri bayağı. Döküyorlar, dövüyorlar, çekiyorlar falan. Çelik üretimi baş şeymiş. Neresi o Pittsburgh muydu? Neresi? Ne diye geçiyordu orası? Detroit nerede? Detroit? Michigan State. Onlar da çünkü demirin, yani dünyada en fazla demirin üretildiği, işlendiği yer aslında. Tam fabrikaları da oraya kurma sebepleri de o. Yani bunlar Martin Scorsese'nin Gangs of New York filminde nedir mesela? Aslında protokapitalizm dediğiniz şey mafyadır. Yani aslında suç unsurları vardır, gangsterler vardır. Bunlar işi yönetirler. Niye hep kendine biz iş insanıyız der mafya filmlerde? Ondan sonra bunlar örgütlendikçe yavaş yavaş elite oluşturmaya başlar. Bunların şey üzerinde bir kapitalist yapı oluşur ve gerçek bildiğin kapitalizme dönüşür. Mafya yani vesaire dediklerimizde aslında organize suç olarak geçiyor. Yani o predevlet dediğin kısımda öyle. Onu ekleyelim. Ondan sonra bunlar bu suç unsurlarının kendilerine bir takım ayrıcalıklar, OCP'nin kendini yakalattırmayan üst seviye yöneticileri gibi edindikleri daha olgunlaşmış bir kapitalizme geçer. Aslında Scorsese o filmde kapitalizmin ne üzerine kurulu olduğunu anlatıyordu. Şimdi bunu tersine götürürsek o yapı çökmeye başlayınca o fabrikaların yerini yeniden suç örgütleri almaya başlıyor. Bunların karargahları işte uyuşturucu üretme merkezleri falan filan olmaya başlıyor. Dolayısıyla o kapitalizmin hikayesi filmde var. Bir de şey çok hani bunlar Detroit iki şeyle daha önemli. Bir işçi haklarının alındığı yer. Aslında günde 8 saat haftada 5 gün çalışma Detroit'te Jimmy Hoffa falan gibi sendika liderlerinin bastırmasıyla edinilmiş haklar. Dolayısıyla filmde grev konusunun ciddi yer tutması tamamen Detroit tarihine gönderme yapıyor. Bir de tabii ki araba otomotiv endüstrisi. Ford ve en büyük diğer şirketler, General Motors işte falan orada fabrika kuruyor. Bildiğimiz anlamda aslında üretim bandı denen şeyi yaratıyorlar. Ve araba nedir? Şimdi arabaların hani hep insanlar, makineler bizim yerimizi alacak diyoruz ya. Hani şeyler de diyor ki bu yersiz bir korku. Bizim yerimizi almazlar. Sonuçta insan başka şey yapar. Makineler insanların yaptığı işi yapar. Şimdi bu tabii bana çok iyimser bir bakış açısı gibi geliyor. Niye? Çünkü parası olan kişi için yani sermaye dar için diyelim, sermaye sahibi için sen pışpışlanması gereken bir kişi değilsin. Seni mutlu etmek zorunda değil. Sen bir gerekliliksin yani. Ya işine yarıyorsun onun ya da yaramıyorsun. Örnek olarak atları verelim. Arabalar neyi ortadan kaldırdı? Atı kaldı. Atları ortadan kaldırdı. Yani 1920'de 25 milyon tane at var Amerika'da. 1960'da 3 milyon tane at var. Bütün şehri bir daha düzenledi bu arada. Yani yolların büyüklüğü değişti. İnsanlar ekstra bir professional'a daha donanmak zorunda kaldı. Bir şey daha bilmek gerekiyor. Ehliyet taşıyoruz hepimiz cebimizde. Bunun yanında ama bir tane şey de var abi. Yani Detroit'in her tarafının fabrika olma durumu var. Hani evvel eski. Hani o tarafın bir getirmiş olduğu bir şey var. Orada sermayenin birikmesi ya da büyük hani dev şirketleşme gibi bir şeye de bir ufaktan yürüyor. Ama çok paslı hala. Yani belki o kontrası yakalamak için oraya gittiler diyeceğim. Tabii bunların çoğu da varsayım. Aslında biz bu okumaları yaparken, altına işlerken Verhoeven'i de şey olarak görüyoruz ya. Hani çok özgürlükçü, Avrupa'dan oraya bir sürü şey söylem getirmiş falan diye. Neydi bizim Edward galiba. Edward Neumayer. Zaten yazmış bunları. Ben oraya gittiğimde diyor, senaryo önüme geldiğinde diyor, zaten daha sonra benim üzerime kalacak olan sosyal satir, o hiciv zaten vardı diyor. Bir de ben o kadar bilmiyorum, Amerika'nın da cahiliydim zaten diyor. O nedenle bu şey Detroit kısmını bayağı hissederek, yaşayarak kendisi oluşturmuş gibi gördüm. Bir de fail state dedik ya abi, hırsızlarına kadar fail, hepsi karışık adamlar. Çoğu beceriksiz yani, arada bir iki kişi çıkıyor.
Bunun yayınlandığı zaman sen çok daha net hatırlıyorsun. Tabii ben parça parça hatırlıyorum. Çünkü benim aklımda ne var o zaman? İşte V var, ziyaretçiler. Sakallı bebek hikayesi var, bu var. Bu arada sakallı bebek üzerine ben bir öykü yazmıştım. Öykü de değil de otobiyografik bir şey. Bayrama denk geliyormuş, unutmuşuz. İnsan yani kendisi kafasında bir daha yazıyor. Ben o gazeteyi sabah bakkaldan aldım, hatırlıyorum ya. Yani vallahi hatırlıyorum yani. Yani bakılmayacak bir şey değildi. Bilmiyorum yani. Bizim babam, yani babamın aldırdığı bir takım gazeteler vardı ve o gazete Tan'da mıydı? Tan. Tabloidler tabii. Ondan sonra Tan bir ara saçma sapan böyle gerçekten tabloide dönmüştü. Bir noktada tamamen erotik gazete gibi işiyordu. Ondan sonra bildiğin abuk sabuk tablete dönmüştü. Yani böyle eve... Soner Yalçın gibilerdi ya. Devamlı böyle Aspara Gaspe şey, komplo teorileri basıyorlardı ya. Ya eve bir tane ciddi, bir tane mainstream, bir tane de saçma sapan gazete alınırdı. Ve o galiba Tan'dı. Çünkü ben yazlıktaydım yanılmıyorsam. Yazlıkta mıydım? Evet. Alıp Ağustos falan evet, galiba, değil mi? Açıp gazeteyi, o resmi gördüğümü hatırlıyorum. Çarşamba günü kıyamet kopuyor. Değil mi? Bayramın ikinci günü hikayesi. Neyse, şey söyleyeceğim işte. Mesela bunların hepsi peş peşe gelince bir takım şeyler birbirine yakın sürüyor. Mesela uzay mekiğinin içerisinde elektrik kesintisi. Varaman diyor ki bir sürü şeylerin hepsini kendi çekmiş. O arkada ben bunu bir dolara alırım dediği şey mesela. Onun çekimleri esnasında Nancy Allen geliyor galiba. Kadın korkmuş, şey diyormuş yani. Eyvah, ben çok dandik bir şeye, projeye davet edildim galiba falan. O sitcom gibi görünen evet, şeyin içine geliyor. Bunlar birbirinden alıyorlar çünkü bir önceki sene mi, aynı sene mi de Challenger faciası gerçekleşiyor. Roket patlıyor böyle ve Amerikalıların çok, hatta bütün dünyayı belki de yasa boğan o şey, korkunç kaza gerçekleşiyor. Uzaylıların gelip de dünyayı ele geçireceğine dair bir inanışımız var. Çok ciddiye almıyoruz ama bu fal gibi yani. Böyle inanmıyorsun ama onsuz da kalmıyorsun. Herkesin içinde öyle bir düşünce var. Bir şeye dönüşüyor en son geldi. Bizim için çok uzak aslında baktığımızda ama o nesiller için, hani o boomer nesil falan da geliyor eyvallah, ama hala İkinci Dünya Savaşı çok yakın. İkinci Dünya Savaşı'nda böyle güzel aklı selim görünen, ondan sonra insanların güvenini de kazanan o Alman şeyi, insan profili, atıyorum görüntü, çok fazla cana kıymış. İnanılmaz dehşeti yaşatmış insanlara. O yüzden böyle bir organizasyon esnasında bir iki bir şey göze çarptığı zaman, aynı buradaki OCP'nin tiplerinin o jilet gibi olması, ama bir önceki gün izlediğiniz dizide bir bakıyorsunuz, o jilet gibilerin kafasından maskeyi bir söküyorlar, altından insan yiyen canavar çıkıyor falan. Bu imgeler hepsi birbirinin içinde. Sadece benim karışık ruh halim değil, izlerken bir daha bir baktım, hakikaten böyle. Yani kötüyü seçerken şey diye bakıyorlar, neydi bizim Kurtwood Smith, kendisi ilk başta bu UP'yi oynayacağını zannediyor. Bob Morton karakterini, o RoboCop projesinin başındaki VP'yi oynayacağını zannediyor. Adama diyorlar, hayır sen kötü oynayacaksın. Abi benden kötü olmaz ama tip olarak falan diye söylüyor. İşte hani gözlüklü, saçları şey, sakal tıraşına dikkat etmiş. Giyimi diğerlerine göre biraz daha farklı, ciklet çiğneyen, yani öyle maskülen, maço, kovboy tipleri olmayan bir adamdan bahsediyoruz. Adam kötü ve sebebi de şey, gene Verhoeven'de söylüyor ya bunu. Nazi imajı yaratmak istedim ben orada diyor. Yani Nasyonal Sosyalist Parti'nin önüne gelen kişilerine, Himmler'e hatta direkt formüze ettim onun tipinde diyor. Bu hani failin içerisinde de görüyoruz. 80'lerin o karışıklığı çok acayip. Onu bir şey yapmak istedim, bir altını çizmek istedim. Özgürlük, birey. Daha sonra şeyle uğraşıyorlar ya, nedir adı? Seni yerine düşünen, doğru kararları alan kişilere güvenmeli misin, güvenmemelisin? Özgür birey hikayesi falan. Burada da var. Bu herhalde bu da şey, demir perde ülkelerine falan biraz daha ulaşabilmek için desteklenmiş Reagan döneminde bir şey buradaki de. Yani şirketlere güvenme, organizasyonlara güvenme, devletlere güvenme, bunların hepsi baskıcıdır falan gibi böyle üstten üstten geliyordu bana. Öyle mi diyorsun ya? Yani alttan da geliyor. Bana öyle geliyor. Çünkü şimdi bak, burada Star Wars projesine bir atıf var. Star Wars projesi vardı. Yani adı ben Star Wars. Doğru. Gazetelerde okuyorduk yani ve İşin ilginci şu, inanıyorduk öyle bir şey yapabileceklerine. Ya nerede yapıyorsun öyle bir şey? Uzaydan, yörüngeden, ayrımdan mı seyrediyoruz yani? Evet. Yörüngeden her şeye hakim olabilen, her türlü tehdide karşılık verebilen bir
O sırada bir ara lazer sistemi, boşuna Star Wars falan denmiyordu. Yani ölüp lazer kullanılamıyor bile öyle yani. Orada fakat, enerji taşıyamıyor galiba lazer. Fakat insanlar bunu yapabileceğine inanıyordu Amerika'nın. Yani hani derler ya, komplo teorileri aslında sözde altına oydukları güçlere hizmet ederler. Çünkü güç atfederler. Yani devletin onu yapabileceğine inanırsın. Bazıları şey der yani, Amerika'nın aslında şikayeti yok komplo teorilerinden. Çünkü bu kadar güçlü bir devlet olduğu ve her yere elinin uzatıp her şeyi kontrol edebildiği şeyi, algısı aslında Amerika'nın işlerini kolaylaştırıyor Amerika Birleşik Devletleri. Dev bir PR çünkü bir yandan da yani. Öyle yani. Şimdi böyle bir şeyin olduğu yerde Reagan neci? Ne aklınıza geliyor Reagan deyince? Vallahi ne bileyim, işte kovboy. Tabii bir taraftan kovboy yani, değil ondan mi? Ondan sonra Alzheimer var galiba. Böyle arada. Yani ama çok unutup kalıyor bu arada. Söyleyeyim yani, hakikaten aklım başında değil diyorlar. Gorbaçov'un bile şeyi var. Gorbaçov Reagan'la yani Amerika görüşmelerinde bunların arayı yumuşatmaya çalıştıklarında Gorbaçov'la bir söyleşi yapılmıştı, hiç unutmuyorum. Dedi ki yani aslında kendime engel olamıyordum. Çünkü neredeyse babamdan aldığım o yatıştırıcı, her şeyi yoluna koyacak erkek kovboy, o taşıdığı kovboy imgesi sürekli benim yelkenleri suya indirmeme psikolojik olarak sebep oluyordu diyor Gorbaçov. Zaten bu böyle işliyor Reagan. Evet. Yani size saçma sapan bir şey söylese bile insanlar bir şekilde inanıyorlar. Ve o sırada yürütülen argüman şuydu. Mesela bir güvenlik doktrini var. Yani aslında sokaklar çok tehlikeli. Bakarsanız 70'lerde başlıyor bu. Evet. Dirty Harry'lerle, işte bu bütün işi eline alan, kirli de oynayabilen ama demek nihayetinde polis, insana hizmet eden polis türü. John Wayne kabul etmemiş bu arada o rolü. Dirty Harry'yi çok. Ondan sonra da girip bir ama tane John daha kendi. Ama John Wayne de aynı şey, tam aynı şeyi demeye çalışıyor. Aslında John Wayne'in oynadığı karakterler de aynı karakterler. Yani aslında sistemin elini kirletebilecek, sonra da buruşturup kenara atabileceği bir takım silahşörlere şiddet kullananlara... Expendables direkt işte. Aynen öyle, Expendables'lara ihtiyacı var. Eskiden bu kovboyluk zamanında John Wayne'di. Gelir kasabaya, bütün pis işleri yapar, ondan sonra da biner atına gider, duramaz çünkü artık. Orada barış tesis edildikten sonra katil bir adamın orada yeri yok yani çünkü. Evet, suçlayacaklar da çünkü. Rambo da aynı şeyi anlatır. Kesinlikle. Expendables lafı zaten yani. Rambo'dan çıkma bir şey. Daha sonra filminde çekti ama Expendables değil. Ondan sonra Rambo'da geçiyoruz. Vigilante filmleri çıkıyor. İntikamcı filmleri çıkıyor. İşte Death Wish'le başlatırsak artık Linda Blair'le Savage Streets'e falan kadar gider yani. Orada 80'lerde bol bol çete. Yani şöyle düşünelim, Michael Jackson en... meşhur kliplerinden biri bile çete kavgasıdır. Beat It'i düşünürsen yani. Şimdi iki tane çetenin arasına ayırıyor. Evet. Reagan yapamadı, Michael Jackson yaptı gibi bir şey oldu. Sokaklar yani, tekin değil, o bedler metler de yine aynı şey. Tabii tabii. Hı-hı. Yani sonuçta Amerika'nın sokakları güvenli değil gibi bir şey oluşturuluyor. Ve ondan sonra da aslında ne oluyor aynı sırada? Hı-hı. Güvensiz bir dünya yaratırken bir taraftan da çatır çatır kamu iktisadi teşebbüslerini satıyorsunuz. Evet. Yani özelleştirme Thatcher yaptı aynısını, Özal yaptı, Reagan yaptı 80'lerde. Aslında buydu. Aslında üçü de bu arada çöp toplanmıyor diye geliyor, biliyorsunuz değil mi? Yani şey, sokakta çöp tepeleri var falan diye bayağı bildiğiniz, sen biliyorsun zaten. Şey yapıyorlar, propaganda yapıyorlar. Bu arada bu patern hep çalışıyor yani, hep işe yarıyor model. Çünkü şey, tanıdığımız bir başka siyasi figür de direkt aynı şekilde geliyor. Su yok, çöpler toplanmıyor falan. Gerçekten hepsi de aynı yani, başı ve sonu aynı şeylerinde, davranışları aynı. Kit satıyorlar onlar da. Evet işte, kit satıyor. Yani ortalama vatandaş kendine en yakın olana, kendine en yakın acı veren şeye tepki veriyordu. Ondan herhalde. Yani işte rıza üretimi dedikleri, hatta rıza imalatı derin diyeni de gördüm, oku. Komik ama tam karşılığı Rıza Emmi hayvanı aslında. Evet, yani sıkmaya katlanmak yani. ya bu film de sonuçta bunu anlatıyor ya yani. Çünkü özel bir şirkete, özel şirket hayatta varoluş amacı hayatta kalmak ve büyümek olan bir organizma. Aynen. Tamam mı? Yani siz buna bir şey verip de ondan sonra da hani we care diyor ya, size önem veriyoruz diyor. Evet. Size önem falan, paraya önem veriyorsun. Sen çünkü şirket dediğin şeyin yapısı odur. Geçenlerde Amerika'nın, geçtiğimiz ama az Amerika'nın şeyleri, CEO'ları, çok büyük şirketlerin CEO'ları bir tür manifesto açıkladılar. Bundan sonra hissedarlara değil, işte halka hizmet edeceğiz. Ya öyle saçma sapan şey o. Dünyanın en kötücül yalanlarından biri. Bir şirketin halka hizmet etmek gibi bir manifestosu, bir görev olabilir mi? Olamaz. Bir kere o hissedarlar seni kovar. Sen hangi hakla böyle bir söz veriyorsun yani?
Yani aslında yaptıkları şey konusunda göz boyamak için atılmış bir adım o. Yani evet. Bu filmdeki o önem veriyoruz diyen kalp satan doktor gibi yani. Doğru, doğru. Şimdi kalp satan doktorun neye ihtiyacı var? Senin kalbinin çalışmamasına ihtiyacı var. Başka türlü satamaz. Evet. Güvenlik satan şirketin neye ihtiyacı var? Sokaklarda güvenliğin olmamasına ihtiyacı var. Yoksa niye güvenlik satsın adam yani? Evet. İlaç firmalarının neye ihtiyacı var? Hasta olmamıza ihtiyacı var. Niçin bu kadar konuşuluyor bu konular? Çünkü insanın yani ve toplumun varoluş için hayati fonksiyonlarının, ihtiyaçlarının özel şirketlere delege edilmesinde son derece saçma, korkutucu, tekinsiz, kirli bir şey var. Aynen. Bunu bir takım ülkeler çözmüş ve belli başlı şeyleri en azından devletin mecburi sorumlulukları haline getirmiş. İşte Amerika tam tersi bir şeyde. Amerika'nın senelerce distopya yaparken sıfır tane kapitalist distopya yapması, sürekli Sovyet modeli üzerine bir takım distopyalar üretmesi, çok güçlü bir devlet, her şeyi kontrol ediyor, bilmem ne falan. En büyük devlet desteğiyle yapılan şey o olabilir. Yani diğer her şey özel teşebbüs. Ama distopya yaratma ve hikaye oluşturma falan o devlet eliyle mesela. O bayağı CIA'yı desteği. Tabii canım hep zamiyetin modelinden giderek. Evet. Zamiyetinin bizinden, işte 1984'ten. Hı. Ya adam daha 1900'lerin başlarında Jack London yazmış nasıl kapitalist oligarşiden nasıl distopya doğacağını. Hı. Mükemmel bir şekilde anlatmış. Fakat yani el sıkışılıp sanki üzeri örtülmüş gibi anlaşma yapılıp hiç dünyanın en vahşi kapitalist ülkesinde kapitalizme dair distopya yok. Yani bir tane adam yazıyor, Hollanda'dan bir yönetmen geliyor, ikisi bir araya gelip ancak kapitalizm eleştirisi yapan bir dev bir distopya çekebiliyorlar. Bunda o da enteresan yani. Bunda da moral kodu yükleyip en sonunda da böyle tatlış geçiriyorlar. Yani şey yapmıyorlar, nedir adı? Esas insanlarda uyanmayı yaratacak ya da hani böyle o tahribatı yaratıp da yeni bir şeyler düşünmeye sebep olacak. Çarkı döndürecek kadar itelemiyorlar. Mesela burada da şey söylemiyorlar, tamam bu fail state hikayesi gerçekleşmiş, Detroit'te işler bitmiş. Ama mesela bu yıkımın ya da hani durgunluğun sebebi, ekonomik krizin sebebinin ne olduğunu tartışmıyorlar hiç. Yani 70'ler hiç yaşanmamış, direkt 86'da Detroit'te fabrikalar kapanmış. Ondan sonra 87 senesinde de hani Robocop geliyor, o kurtuluyor.